Gelin sizlerle birlikte bu videoda Prism Live Studio'da sıfırdan oyun setup'ı hazırlayalım, sahnelerimizi düzenleyelim ve ayarlarımızı birlikte yapalım. Tabi videonun tamamına geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Prism Live Stüdyomuzu açtık. Sol tarafta sahneler, kaynaklar ve audio mikserim bulunuyor. Öncelikle ben ortalama bir intro sahnesi, bir adet full webcam sahnesi, bir adet oyun ekranı ve bir tane de yayın bitti ekranı eklemek istiyorum. Bunun için artık kısmına tıklıyorum. Buna hatta just chat diyeceğim. Bir adet just chat sahnem. Bir adet oyun sahnem. Ve bir adet de final sahnem olacak. İlk önce intro sahnemizi bir düzenleyelim. Intro sahnem için bir adet kaynak ekleyeceğim. Bunun için add source diyeceğim ve text template diyeceğim. Buradan bir tane text template bulalım hangisi daha güzel olur aslında şu fena değil gibi. Da Shaking Titles tatlı duruyor. Buna diyeceğim ki yayın başlıyor. Okey dedim ve gördüğünüz gibi yayın başlıyor yazım geldi. Bunun detail settings'ten geleceğim. Font size'ımı şöyle 30'lara getireceğim. Hatta bunu biraz daha mı büyütsek? Şöyle 72 çok olur. Şöyle 40 yapacağım. Ve bununla birlikte aşağı doğru indiğimde istersem bu titremeyi daha da hızlandırabilirim veya daha da yavaşlatabilirim. Hatta şöyle şöyle %20 güzel gibi duruyor. Okey dedim. Buraya yayın başlıyor. Şöyle büyüttüm ve şöyle sahnenin ortasını aldım. Aynı zamanda bunun arkasına tekrar add source diyeceğim ve buradan bir adet background ekleyeceğim. Background kısmına geldiğimde de buradan en güzeli hangisi bakalım benim hoşuma gidecek bir şey arıyorum. Mesela free bölümüme geldiğimde böyle şeyler var. My bölümünden istersem kendi background'umu atabilirim ama onu yapmak istemiyorum. Hatta şu güzel duruyor bunu yapalım. Background'u alt tarafa aldığımda yayın başlıyor yazım biraz sırıttı. Bunun için tekrar açıyorum burayı. Bir tane outline oluşturuyorum. Bu outline çok oldu. Şöyle siyah yaparsam nasıl olur? Biraz daha güzel gözüktü. Hatta şöyle 2 1. Yok, 1 çok az oldu. 2 güzel oldu. Hatta ben buraya bir de background da ekleyebilirim. Bunu da böyle biraz böyle hafif silik de yapabilirim ama background koymayacağım. Şu anda görüntüsü benim için gayet yeterli. Bunu save deyip kapatıyorum. Da şöyle biraz daha büyütelim. Da bunu şöyle aşağıya doğru da alabiliriz. Aşağıya doğru aldım. Yani yayın başlıyor. Ekranımı neredeyse aşağı yukarı düzenlemiş oldum. Buraya başka ne ekleyebilirim? Şöyle bir add source diyorum ve buradan ekleyebileceğim şeylere bakıyorum. Mesela bir adet clock widget ekleyebilirim. Okey diyorum. Tekrar okey diyorum. Buradan bunu seçelim. Detail settings'ten Timer'ı tıklıyorum. Timer'dan 5 dakikayı seçiyorum ve okey diyorum. Hemen şöyle yayın başlıyorum. Altına bunu da konumlandırıyorum. Hatta burada şu şekilde bir adet de background color ekleyebilirim. Bunun rengini de buradan select color diyerek istediğim renkte yapabilirim. Hatta şöyle turuncu da gayet güzel oldu. Ben bunu ne zaman start dersem o zaman başlayacak. Bununla birlikte timer bittiğinde de şöyle bir zil sesi de gelsin. Hatta bu zil sesi güzel. Bu zil sesi gelsin. Timer'ımız bittiğinde ve ben buna okey diyorum. Yani yayın başlıyor ekranımı birazcık toparlamış gibi oldum açıkçası. Sonrasında buraya ben belki daha sonrasında diğer sahnelerimi de hazırladıktan sonra chat'i ve bildirimleri de buraya ekleyebilirim. Ona birazdan bakacağız. Şimdi Just Chat bölümüne geliyorum. Just Chat bölümünde yapmam gereken şey bir adet kamera eklemek. Just Chat ekranıma geliyorum. Buraya bir adet kamera ekleyeceğim. Buradan kameramı seçiyorum. Gördüğünüz gibi kameramı da ekledim. Kameramı ekledikten sonra buraya ben neler yapmak istiyorum? İlk önce tekrar artıya tıklıyorum ve buradan Prism Chat bölümünü ekliyorum. Okey diyorum ve buradan tekrar bir stil belirliyorum. Kendime aslında bu stil gayet güzel. Bunu gelelim şöyle chatimi ekleyeyim. Yayına girdiğim zaman zaten ben otomatik olarak Twitch hesabımı Prism live stream'e bağladığım için otomatik olarak chat'im buraya gelecek. Chat'im bu şekilde gayet iyi. Bunun haricinde bildirimlerimi eklemek istiyorum. Bildirimleri ekleyebilmem için Streamlabs'i bağlayacağım. Yani bağlayacağım derken eklemeleri Streamlabs'tan gerçekleştireceğim. Uyarı kutusu web linkini kopyala diyorum. Ve sonrasında source kısmına add source deyip web'i seçiyorum ve okey diyorum. Buraya diyelim ki uyarı kutusu okey dedim. Ve URL kısmına geldim. Streamlabs'in linkini yapıştırdım. Hatta bunu da şöyle biraz küçülteyim. Şöyle sağ üst köşede bulunsun. Hemen bir testini yapalım. Bir problem var mı? Buradan diyorum ki takibi test et. Ve gördüğünüz gibi bildirimim geldi. Herhangi bir problem bildirimlerim de yok. Tekrar geldim buraya başka ne ekleyebilirim? Tekrar artıya tıkladım. Ve buradan şöyle bir bakıyorum. Prism Mobile eklemeyeceğim text template. Aslında buraya bir text template ekleyebiliriz. Bunu da şöyle bir şey yapabiliriz. Alt bant diyelim. Mesela OK diyelim ve buraya da diyelim ki takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diyelim, OK diyelim ve bunu şöyle aşağıya bant halinde yerleştirelim. Bu biraz büyük oldu ama büyük olduğu için bunu ben şöyle alacağım. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Daha şık durdu. Hiç değilse. Tekrar bakıyorum. Burada başka yapabileceğim bir şey var mı? Motion ofum yok. Bunu biraz daha yavaşlatabiliriz. Şöyle biraz daha yavaşlasın. Daha yavaş gitsin ki insanlar okuyabilsin. Şu şekilde yaptığımda bu chat'i de bunun üstüne getirdiğimde gördüğünüz gibi alt bantım da hazır. Bunun haricinde başka ne ekleyebilirim? Tekrar artıya tıklıyorum. Buradan Audio Visualizer'ı ekliyorum. Okey diyorum. Tamam diyorum. Ve buradan seçelim hangisi olsun. Bu mu olsun, bu mu olsun. Ama öncelikle ben bunu şöyle ayarlamak istiyorum. Bunu alalım. Okey diyelim. Sonrasında buradan da mikrofonumu seçeceğim ve ben konuştuğumda oynamasını istiyorum. O yüzden şu şekilde şöyle aşağıya doğru biraz büyük oldu bunu şöyle biraz daha küçültmek istiyorum. Şöyle yukarı doğru koydum. Tabi siz bunu isterseniz buradan direkt olarak desktop audio'yu seçebilirsiniz. Desktop audio ile birlikte arkada müziğiniz çalıyorsa veya bir video izliyorsanız o videonun sesine göre oynar. Ben şu anda arka planda bir video veya bir müzik oynatmadığım için benim sesimde oynamasını istediğimden dolayı mikrofonu seçtim. Şöyle hatta biraz daha aşağı indirirsem burayla sıfır gibi olur çok da şık duruyor. Ses sesleneme ses deneme. Evet. Şu anda gayet güzel duruyor. Tabii bu illa ki beyaz olmak zorunda değil. İsterseniz buradan mesela mavi de seçebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Alt bantı da geldim buradan. Alt bantın background'unu da şöyle ne renk yapalım? Kırmızı yapalım. Şöyle görüyorsunuz ki Kırmızı oldu tekrar ben bunu beyaz yaparsam beyaz ve kırmızı güzel durabilir evet bence biraz daha farklı biraz daha güzel durdu diyebiliriz. Tekrar buradan artıya tıklıyorum başka ne ekleyebilirim ona bakıyorum. Viewer count widget'ımız var buna çok gerek var mı bence çok gerek yok o yüzden eklemeyeceğim. Bunun haricinde clock widget tekrar ekleyebiliriz buraya okey diyelim ee, hangisini tercih edersek bence bu güzel ya da bu da güzel duruyor bunu seçebiliriz. Bunu da ne yapalım? Stream time diyelim. Yani yayınımız başladığı andan itibaren yayının kaç saat sürdüğünü veya kaçıncı dakikasında olduğunu gösteren bir simge olmuş olur. Hem de gayet güzel durur. Fakat buraya koymayacağım. Bildirimlerimizi koyduk. O yüzden ben bunu şu köşeye alacağım. Yani direkt chat'in üstünde duracak. Bunun haricinde son gelen bildirimleri almak için de buradan da diyorum ki şöyle aşağı doğru gelelim. Etkinlik listesi. Etkinlik listesinden de Direkt olarak kopyalıyorum ben. Linkimi prizme geliyorum. Artı diyorum ve buradan Web'i seçiyorum. Okey diyorum. Ve buraya da diyorum ki etkinlik listesi. Tamam dedim. Hemen buraya geldim. Yapıştırdım. Okey dedim. Şöyle biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi en son gelen bildirimler de buraya geldi. Ben bunu şöyle yapacağım. Bunu tam olarak buraya yerleştireceğim. Audio visualizer mı? Visualizer mı? geleceğim böyle chat'in yanına koyacağım. Bunu da buraya koyacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle chat'i de SASA diyelim. Şöyle yukarı alacağım. Stream time'ımı da tam da bu chat'in altına alıp tekrar bir düzen yapmış olacağım. Bence bu şekilde Just Chat ekranımı tamamlamış oldum. Sıra geldi game ekranına yani oyun ekranımıza. Burada ne yapacağım? Öncelikle webcam'imi alacağım, sağ tıklayacağım, kopyala diyeceğim ve game kısmına yapıştır diyeceğim. Yapıştırdıktan sonra şöyle küçültüyorum, sağ üst köşeye getirdim. Sonra geliyorum tekrar. Diyorum ki ben buradan chat'imi alacağım. Chat'imi kopyaladım. Buraya yapıştırdım çetemi biraz daha küçülteceğim ve şöyle sol alta bırakacağım ve sonra geleceğim. Buradan etkinlik listemi kopyalayacağım. Game kısmıma geleceğim ve yapıştıracağım. Bunu da böyle sağ alta sabitleyeceğim. Sonra ne kaldı geriye? Uyarı kutumuz kaldı. Uyarı kutumu aldım. Game ekranına geldim, yapıştır dedim ve bunu da sol üstte alacağım. Peki burada ben oyunumu eklemek için tekrar artıya tıklayacağım ve buradan game'i seçeceğim ve okey diyeceğim. Tekrar okey diyorum. Buradan da diyeceğim ki specific window diyeceğim. Şu anda herhangi bir oyun açık olmadığı için göstermeyecek. Ben şimdi hemen bir oyun açalım. Euro Truck Simulator 2'yi açtım, game kısmına geldim ve buradan ETS 2'yi seçtim ve okey dedim. Gördüğünüz gibi oyun ekranımda geldi. Bunu da en alta aldım. Gördüğünüz gibi webcam'im sağ üst köşede. Chat'im burada. Diğer bütün bildirimlerim burada. Aslında burada şunu da yapabiliriz. Clock widget'ımızı da alalım. Çünkü yayınımızın kaç saat olduğunu gösterecek bize. Onu da buraya yapıştıralım. Hatta biraz daha şöyle küçültelim bunu. Ve chat'in üst tarafına konumlandıralım. Gördüğünüz gibi bütün sahnelerim hazır. Bir tek final ekranım kaldı. Şimdi final bölümüne geliyorum. Ve buraya ben tekrar diyorum ki text template diyorum. Okey diyorum. Okey diyorum. Ve buradan screen saver bölümüne geliyorum. Ve bunu seçiyorum. Direkt hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Diyorum ki yayın. Bitti. Ve olayı bitiriyoruz. Final sahnemizde gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi gelelim ana ayarlarımıza. Şimdi bütün sahnelerimiz hazır ve gördüğünüz gibi sahneler bölümünde tüm sahnelerin ön izlemesini görüyoruz. Bu ön izlemelerin açık olması bizim Prism Live Studio'muzun biraz daha çok çalışmasına sebep oluyor. Bunun için şunu yapıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan Visual bölümüne geliyoruz. Ve en aşağıya indiğimizde Display Method bölümü var. Bunu direkt olarak text yapıyoruz ve apply dediğimizde gördüğünüz gibi standart ön gösterimi olmayan sahneler gelmiş oluyor ve bu da bizim Prism Live stüdyomuzun daha hafif çalışmasını sağlıyor. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bunun haricinde hemen ayarlar bölümüne geliyorum ve burada sizlere bir önerim olacak. Output'unuz 1920'ye 1080 ise Visual bölümündeki base resolution'la output resolution'ınız da 1920'ye 1080 olmalı. Yani output resolution'ınız kaçsa Visual'daki iki bölümde aynı çözünürlükte olması Prism Live Studio'nuzun daha iyi, daha aktif ve daha stabil çalışmasını sizlere sağlayacaktır. Şimdi gelelim. Benim ekran kartım 3070. O yüzden ben 1920'ye 1080 60 fps bir yayın rahatlıkla yapabiliyorum. Bunun için de 1920'ye 1080'i seçiyorum. Downscale filter'ı lançozu seçiyorum. 60 fps'i seçiyorum ve aşağı doğru iniyorum. Öncelikle H264 yani ekran kartımdan yayın vereceğim için H264 New'u seçiyorum. Buradan değerimi CBR yapacağım. Ve CBR bölümünden de ortalama 6000 bitrate verebilirim rahatlıkla. Hiç ellemeyeceğim 6000 bitrate olarak yayına çıkacağım. Keyframe interval'ı da 2 olarak değiştireceğim. Prism quality, profile'ım High ve buradan look ahead'i açıyorum. Max B frames'i de 4 olarak güncelliyorum ve apply diyorum. Ve benim yapabileceğim her şey bu kadar. Yani daha fazla bir ayar yapmama gerek kalmıyor. Bunun haricinde siz şunu da yapabilirsiniz. Output setting guide bölümüne tıklayabilirsiniz. Eğer Twitch'te yayın yapacaksanız direkt olarak Apply Nova tıkladığınızda bütün ayarları direkt olarak Twitch'in 1920x1080 30 FPS olarak ayarlayacaktır. Ve aynı şekilde diğer yayın yapabileceğiniz platformlar içinde de gördüğünüz gibi hazır ayarlar bulunuyor. Bu hazır ayarları kullanarak da yayınlarınızı düzenleyebilirsiniz. Yayın ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bunun haricinde de yapabileceğimiz başka bir şey yok. Okey deyip kapatıyorum. Son olarak şu kaldı. Gördüğünüz gibi gayet sade bir şekilde geçişimiz var. Dümdüz bir şekilde sahne geçişlerini sağlıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi şu sim simgeye tıklıyorum. Ve burada cut ve fade bölümü var. Fade'i seçiyorum ve ok diyorum. Fade'i seçtiğimde de gördüğünüz gibi biraz daha sumut bir geçiş bizlere sunuyor. Siz bunun haricinde isterseniz buradan artıya tıklayabilirsiniz. Slide diyebilirsiniz. Ne taraftan istiyorsanız o tarafa doğru ayarlayabilirsiniz. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı gibi ayarlar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde sahne geçişleriniz olur. Ve bununla birlikte tekrar buradan artıya tıkladığınızda Fade to Color'a tıklarsınız ve OK dersiniz. Buradan da mesela sizin logonuz mavi renktedir ve OK dersiniz. Tekrar okey diyorum ve tekrar okey diyorum. Gördüğünüz gibi mavi bir renk bölmesiyle geçişlerimizi sağlayabiliyorum. Buradan tekrar artıya tıkladım. Buradan Stinger derseniz eğer sizin istediğiniz yani özel olarak kendinizin kişiselleştirdiği bir geçiş ekranınız varsa Browse bölümünden seçerek onu da rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Tekrar artıya tıklıyorum. Luma White bölümü var. Buradan OK diyorum. Mesela şunu seçelim. Fan diyelim. Fan şöyle dönüyormuş. Fractal, Irish, Linear Horizontal boymuş. Mesela Irish neymiş bunu bir deneyelim. Okey diyelim. Bunu da ben hatta biraz böyle 500 milisaniyeye çıkartacağım. Ve gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde geçişlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de tüm ayarlarımızı tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Prism Live Studio ile bir oyun yayını yapabileceğimiz kıvamda sahne ayarlarımızı ve yayın ayarlarımızı gerçekleştirdik. Siz de benim yaptıklarımı örnek alarak fikirlerinizi geliştirerek daha güzel sahneler, daha güzel ayarlar sağlayabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.